Dördüncü eşi Hümeyra'yı döverek hastanelik eden, sonra da eşinin burnunu kıran bir sinir küpünün. Tarık Akan'ı sırtında taşıyan bir dostun, Bülent Ersoy'u kendisine metres yapan, kariyeri düşüşe geçince bunun faturasını Bülent Ersoy'la çektiği filme kesen, hizmetçi rolünde oynayan Bülent Ersoy'a aşık olmasaydım her şey yolunda gidecekti diyen bir totemcinin, bir travestiyle aşk dedikoduları çıkan, sonra da korkusuzca çıkıp aşık değilim ama Ceylan'ı seviyorum diyen bir yüreğin, tüm Yeşilçam jönleriyle istisnasız en az iki filmi olan bir sinema sevdalısının, parasız kalınca kışın üşümemek için çöp kutularının tahta kapaklarını toplayıp yakan bir ünlünün, son sözü vatan olan adamın hatalarıyla, başarılarıyla ve yanlışlarıyla örülmüş hayatının hikayesidir bu. İnsanlar ölür, destanlar kalır. Fikret Hakan ya da gerçek adıyla Bumin Gaffar Çıtanak 23 Nisan 1934'te tüm Türkiye'nin şenlikle kutladığı o güne Gaffar ve Fatma Belkıs'ın çocuğu olarak Balıkesir'de doğdu. Eğitimli bir ailenin çocuğu olarak şanslı bir evde dünyaya gelmişti. Babası edebiyat öğretmeni, annesi de başhemşireydi. Onun bu güzel çiftten öğreneceği çok şey olacak ancak yine de Fikret Hakan kendi yolunda yürüyecekti. Babası Gaffar Bey, Balıkesir'den Galatasaray Lisesi'ne atandığında ailecek İstanbul'a taşındılar. Artık hayatı burada şekillenecekti. İlk ve ortaokul eğitiminden sonra liseye geçtiğinde aklı başında ve ne istediğine daha bu yaşlarda karar veren bir delikanlıydı. Lisede gazetecilik merakına düşmüştü. Yazdıkları ve araştırdıkları da azımsanacak şeyler değildi. O dönem Abdi İpekçi, Halit Kıvanç gibi yaşıtlarıyla İstanbul Ekspres gazetesinde röportajlarını ve küçük öykülerini yayınladı. Ancak erken yaşta kazandığı para ona tatlı gelmeye başlamıştı. Giderek okuldan da uzaklaştı. Sonunda Taksim Lisesi'nden ayrıldığında henüz 16 yaşındaydı. Fikret okulu bıraktığında gazetecilik serüveninin yanına bir de tiyatro sahnelerini ekledi. Okulu bırakmasıyla ilk kez sahneye çıkışı aynı zamana denk geliyordu. İlk kez 1950'de Üç Güvercin Operetinde palyaço rolüyle Ses Tiyatrosu sahnesindeydi. İşte o gün aynı zamanda adını Fikret Hakan olarak değiştirmeye karar verdi. Dolu dolu bir hayat onu bekliyordu. Bundan sonra yaşamını özgür düşünceleriyle şekillendirecek, hayat okulunda yoğrulacaktı. Ses tiyatrosu, cep tiyatrosu, küçük sahne, çığır sahne, kendi kurduğu Sahne 8 ve Fikret Hakan Tiyatrosu'nda 1980 sonuna kadar sahneye çıktı. Kendisini çok güzel tanımlıyordu. Hayatımda 3 atlayış yaptım. Gazetecilik, tiyatro ve sinema. Erken yaşta gazetecilik girişimiyle başladığı hayatından bahsettiği 3. sıçrayışı 1953'te Köprüaltı Çocukları adlı sinema filmi oldu. Bu filmin ardından Beyaz Mendil, Gelinin Muradı, Dokuz Dağın Efesi ve Üç Arkadaş filmi geldi. Fikret Hakan sinemada da aranan bir yüz olacağını kanıtlamıştı. Para kazanmaya başladıkça yaşam şeklini ve anlayışını da değiştirdi. Artık gece hayatı yaşamının bir parçası olmuştu. Ve sosyetenin kadınları da giderek ünlenen bu gencin etrafında şen kahkahalarla dolanıyordu. 1958'de askere gitmek için verdiği ara hariç sürekli sinema oldu hayatında. Ama artık onu daha yoğun bir çalışma temposu bekliyordu. Çünkü 1960'da oynadığı Yılanların Öcü ve Karanlıkta Uyuyanlar adlı sosyal içerikli sinema filmlerinden sonra artık onu neredeyse tanımayan, bilmeyen kalmamıştı. Yılda 15 film derken bu sayı 20'lere çıkmıştı. Ve Fikret yazma yeteneğinden giderek uzaklaşıyordu. Hatta değil yazmak, uyumaya bile zaman bulamıyordum şeklinde açıklayacaktı yıllar sonra bugünlerini. Artık Fikret Hakan'ın yönü daha çok sinemaya dönmüştü. Herkesin kendinden bahsettiği bir ünü yaşıyordu Fikret Hakan. Bahsettiğim gibi kadınlarla da arası daha iyiydi artık. Öyle ki kadınlarla ilişkileri flörtlerle sınırlı kalmayacak, birçok evlilik yapacak ve nihayetinde Yeşilçam'ın en çok evlenen aktörü olarak anılacaktı. Bir sevgilisi vardı Fikret'in, Neşecan Paşmak. Neşecan'ın diğerlerinden farkı 1962'de kızları Elif'i dünyaya getirmiş olmasıydı. Bu olay karşısında tüm gözler Fikret Hakan'a çevrilmişti. Evlilik haberi bekleniyordu. Çok zaman geçmeden gerçekten de evlilik haberi geldi. Ama evlendiği kadın Neşecan değildi. Fikret Hakan Vali Konağı Caddesi'ndeki evinde tüm gözlerden uzakta Yıldırım Nikah ile evlenmişti. Bu kişi Lale Sarı'ydı. Ancak bu evlilik bir yıl bile sürmeden bitti. Fikret ikinci evliliğini 1963'te ünlü bir isimle yaptı.
Semiramis Pekkan. O dönem en az Fikret Hakan kadar Semiramis Pekkan'dan da bahsediliyordu. Çünkü o hem çok ünlü hem de Ajda Pekkan'ın kardeşiydi. İki ünlünün evliliği sadece 66 gün sürebildi. Üstelik yine gözlerden uzak bir nikahtı. Dördüncü evliliği dışında hepsini bu şekilde gerçekleştirdi. Fikret Hakan'ın sanat hayatı dolu dolu bir serüvendi. Kendisini tanımlarken kullandığı o 3 sıçrayışın arasına 45'lik plaklar ve sunuculuk da sığdıracaktı. Biz onu en çok aktör olarak tanımış olsak da o bizim tanıdığımız Fikret Hakan olabilmek için kendini tanımladığı yollardan geçip zorlu bir süreçle gelmişti buralara. İşte bu süreçte onurlandığı ödüller de aldı. 1965'te Keşanlı Ali Destanı'ndaki performansı için Antalya Altın Portakal en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı. Aynı ödülü bir kez daha 1968'de Ölüm Tarlası filmiyle de alacaktı. 1970'te ünlü yönetmen Peter Cullison, başrollerini Tony Curtis ve Charles Bronson'ın paylaştığı Paralı Askerler filmi için Türkiye'ye geldiğinde Türk oyuncular için bir fırsat doğdu. Çünkü yönetmen filmin tamamını Türkiye'de çekmek istiyordu. Bu fikre karşı ilgi de büyüktü. Hal böyle olunca Şan Tiyatrosu oyuncu seçme yarışması düzenledi. Bu yarışmanın sonunda Fikret Hakan, Aytekin Akkaya, Erol Keskin, Salih Güney gibi isimler başarılı bir performans sergileyerek ilk elemeyi geçmiş oldular. Ve sonunda büyük rolü kapan isim Fikret Hakan oldu. Fikret Hakan bu dönemde artık sadece oyuncu değil, yönetmen ve yapımcı kimliğiyle de boy gösteriyordu. Fikret Hakan'ın İngilizcesi çok zayıftı ama mimikleri çok kuvvetliydi. Uyumlu dudak hareketleriyle Albay Ahmet Elçi rolünün hakkını vermeyi bilmişti. Özellikle yönetmenin ilgisini fazlasıyla çekmişti. Bu güzel izlenimlerin sonucunda Fikret Hakan'ın daha başka projelerde bulunmak için teklif alması da kaçınılmaz oldu. Ancak çekilen bu film zamanın koşullarına yenik düştü. İstanbul, İzmir, Nevşehir yörelerinde çekilen film, çekim öncesi zamanın sansür kurulu tarafından inceleyip sık dokundu. Ve sonunda gösterimi Türkiye'de yasaklandı. Bu durumda haliyle Türkiye-Hollywood arasındaki bağları zayıflattı. İngilizce zaten en büyük engeldi ve nice yetenekleri gölgede bırakmaya yetiyordu. İşte bu sebepten Fikret Hakan teklifin cazibesini aldırmadı ve Türkiye'de kalmayı tercih etti. Salih Güney de filmde Fikret Hakan'ın oynadığı Albay Ahmet Elçi'nin yardımcısı rolünü hiç İngilizce bilmeden, konuşmadan oynadı. Durum böyle olunca diğer yapımlar için de bir teklif alamadı. Fedailerden birini oynayan Aytekin Akkaya ise çok az göründüğü sahnelerde ilgi çekmeyi başarmış ve İngilizce öğrenme koşuluyla teklif almıştı. Ancak kurslara zaman ayıramayan Aytekin Akkaya da Türkiye'de kaldı. Eğer müsaade ederseniz size kendimi tanıtayım. Yüzbaşı Ahmet Elçi. Usta sanatçı 3. evliliğini kızının annesi Neşecan Paşmak'la yaptı. Vali Konağı Caddesi'nde gizli saklı iki şahit eşliğinde bir yıldırım nikahı daha gerçekleşti. Fikret ve Neşecan evlendi. Ancak bir yıl sonra boşandılar. Şarkıcı Hümeyra ile evliliği Fikret Hakan'ın 4. evliliği olacaktı. Aynı zamanda gözlerden uzak durma çabası sarf ettiği ilk ilişkisi. Hümeyra dönemin ünlü pop yıldızıydı. Hümeyra ve Fikret 1971'de evlendi. Ancak bu evlilik sadece bir ay sürdü. Yıllar sonra bir itiraf şeklinde "Asla Unutamadım" adlı kitapta yazdı bu aşkı. Fikret Hakan şöyle anlatacaktı içindeki pişmanlığı. Hümeyra ile öyle tutkulu bir aşk yaşadık ki bir daha da öyle tutkulu bir şey yaşamadım. O büyük aşkta kıskançlıktan katil bile olabilirdim. Bu nedenle Hümeyra'ya şiddet uyguladım. Attığım o yumruğu ben de unutamadım, o da unutmadı. 37 yıldır bunun pişmanlığını yaşıyorum. Hatalıydım. Hatasız kul olmuyor. Hümeyra güzel bir kadın değildi ama güzelliğin çok ötesindeydi. Karizmatikti. Beni çok derinden etkiledi. Şimdi havaya girecek, yine asılıyor mu diye düşünecek. Bana hala kızgın olduğunu biliyorum. Öfke duyduğunu biliyorum. Ama şunu söyleyebilirim ki Hümeyra hala çok güzel. Bundan sonra Fikret Hakan uzun bir süre evlenmedi. 1989'da Fatma Zeynep Mirgin'le 5. kez evlendi. Bu evlilik 1991'e kadar devam etti ve Fikret Hakan'ın son evliliğiydi. Fikret Hakan oyunculuğundan sonra haneye bir de şarkıcılığını ekledi. 1971'de gazino sahnelerinde şarkı söylemeye başladı. Bu dönemler Yeşilçam'ın en verimli zamanlarıydı. 1960 ve 70'lerde Sadri Alışık, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik gibi birçok isim sinemanın yanında plakta dolduruyordu. İşte bu dönemde Fikret Hakan da o isimler arasına katıldı ve birkaç 45'lik doldurdu. Sesi de en az oyunculuğu kadar başarılıydı. 1975 ve sonrasında bir dönem Yeşilçam'da seks furyası doğdu. Buna dahil olmak isteyen isimler olduğu gibi kaçanlar da vardı. Fikret Hakan kaçma yanlısıydı. 1977'de Vali Konağı Caddesi'ndeki
Kuzey'deki evini satıp Marmaris'e yerleşti. Burada geçimini teknecilikle sağladı ve dönemin bitişiyle 1980'de sinemaya geri döndü. Artık yeniden setlerdeydi ve oyuncu arkadaşlarıyla bir aradaydı. Bir gün Türk sinemasının altı jönü bir projede buluştu. Fikret Hakan, Göksel Arsoy, Cüneyt Arkın, Edison, Kartal Tibet ve İzzet Günay, Feyzan Ersinan Top'un kitabı Asla Unutamadım da unutamadıklarını anlattı. Fikret Hakan'ın en ilgi çeken yazıları Çolpan İlhan ve Hümeyra ile ilgili olandı. Hümeyra'nın bölümünü biraz önce aktardım. Çolpan İlhan'la olan kısımsa şöyleydi. Çolpan İlhan'la nişanlıydık. Askere giderken Baylan Pastanesi'nin önünde Çolpan'ı Sadri Alışık'a emanet ettim. Sivas'ta askerliğimi yaparken Çolpan'dan mektup geldi. Mektupta biz Sadri ile evleniyoruz yazılıydı. Çok şaşırdım. Büyük bir acı hissettim. Çolpan'la güzel şeyler yaşamıştık. Ardından da birçok filmde oynadık. Asla da bir gün neden diye sormadım. Hiçbir şey olmamış gibi davrandık. Birbirlerini gerçekten sevmişler demek ki. Bu evlilik Sadri ölünceye kadar devam etti. Yeşilçam jönlerinden olan Fikret Hakan'a Kültür Bakanlığı tarafından 1998'de devlet sanatçısı unvanı verildi. Sonrasında da Fikret Hakan İstanbul Kültür Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Ömrü başarısına başarı eklemekle geçti Fikret Hakan'ın. Aldığı ödül ve ünvanlarla hep onurlandırıldı. 13 Kasım 2009'da da Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Fikret Hakan'a Karşılaştırma Edebiyat Anabilim Dalı'nda Fahri Doktor ünvanı verdi. Fikret Hakan son zamanlarda akciğer kanseri tedavisi görüyordu. Tüm düşünceleriyle, duygularıyla artık hasta yatağındaydı. 11 Temmuz 2017 gecesi saat 2'de hayata veda etti. Bu taze ölüm sevenlerini ve oyuncu arkadaşlarını yasa boğdu. Her şeye rağmen başarısına başarı eklemeye devam eden bir Fikret Hakan geçti bu hayattan.